Selamun aleyküm. Bazı insanlar belki filesini çekmeden kendisini dava adamı zannediyor olabilirler. Ama şunu çok iyi bilsinler ki çilesini çekmediğiniz dava sizin davanız değildir. Sizin davanız değildir. Ve bir insanın Allah katındaki değeri de buna göre. Yani Allah katındaki değeriniz Allah'ın davasına ve kitabına verdiğiniz değer kadardır. Hak yol insanın izzetini, batıl yol insanın zilletini arttırır. Onun için yani hiçbir zaman hak yoldaki insanlar zillete düçar olmazlar. Çünkü o yol onların izzetini arttırır. Batıl yoldaki insanlar da hiçbir zaman şeref kazanamazlar. Çünkü batıl yol insanın zilletini arttırır. Onun için batıl yoldaki insanlar her zaman mutsuzdurlar. Hak yoldaki insanlar da her zaman mutludurlar. Allah'a güvenelim. Allah kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmaktan haya eder. Birçok insanın aslında İslam'a hizmeti tercih etmemesi gizli olarak buna dayanır. Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini, yalnız kalacağını düşünmekten, korkmaktan kaynaklanır. Halbuki Allah kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmaktan haya eder. Biz Allah'tan başka kimsesi olmayanlarız demiştim bir zamanlar. Allah böyle olanları yardımsız bırakmaktan haya eder. Eğer biz gerçekten sadece Allah'a tevekkül edersek Allah'ın da yardımının geldiğini göreceğiz. Eğer Allah'tan başkalarına da tevekkül ediyorsak o zaman Allah yardım etmeyecektir. Derin devletin hakim olduğu ülkede adalet olmaz. Bir devlette adalet yoksa orada derin devlet hakim demektir. Ve şu anda da Türkiye'deki vaziyet de bundan ibarettir. Adalet kalmamıştır çünkü derin devletin hakimiyeti artık söz konusudur. Her şeye müdahale edilmektedir. Bizim olayımıza da bu kendisini çok açık bir şekilde göstermiştir. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez. Birçok insan günün adamı. Mevlana'nın dediğine benzer. Ben de diyorum ki gücün adamı değil, hakikatin adamı ol. Çünkü güçlüler yıkılır ama hakikat yıkılmaz. Ama hakikat yıkılmaz. Her zaman güçlüyle birlikte olmayı tercih eden aslında bir bakıma kişiliğini kaybetmiş varlıklar bunlar. Gücün adamı değil, hakikatin adamı olmak lazım. Çünkü güçlüler eninde sonunda yıkılır. Ama hakikat hiçbir zaman yıkılmaz. Hakikat her zaman hakikattir.